Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar, ben Bilal. Bugün günlerden üzerindeki her şeyden gördüğünüz gibi Galatasaray. Bugün bir derbi müsabakasına gidiyoruz. Ne alaka diyeceksiniz? Ben en son Galatasaray Rize maçı çektiğimizde, bundan 2 sezon önce demiştim ki ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Trabzonspor. Bize Rizespor daha büyük düşman demiştim. Ve bugün gerçekten yırtmaya, onları da yenmeye gidiyoruz. Galatasaray Rizespor maçına gidiyoruz. Videomuza geçmeden önce de sizden çok ufak bir şey rica edeceğim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 200 bin abone olma hedefimiz var. Gelin birlikte bu hedefe koşalım efendim. Abone olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Beğeni butonunun yanındaki teşekkürler butonuna da basarak önümüzdeki deplasmanlarda bizleri destekleyebilirsiniz. Başka da çok söylenecek bir şey yok bence. Cuma günü maçı, maalesef ki maça birazcık geç giriyor olabiliriz. Sizi buradan direkt stadyuma ışınlayacağım ama ben bu maçı Galatasaray'ın 3-2 falan kazanacağını düşünüyorum. Belki bir önceki iç saha maçı gibi 4-2 de bitebilir. Ama belki akıllardan çıkmayacak, kolay kolay hafızalardan silinmeyecek bir maç olacak diye düşünüyorum. Tribün olarak %100 performansımızı artık Beşiktaş derbisi sonrası gösterme zamanı. Son 10 maç şampiyonluk için saldır Galatasaray diyeceğiz. Biz de Kuzey Alt tribününde tribünümüzü gerçekleştireceğiz. Biz size bu atmosferi yaşatacağız efendim. Ben düşüncelerim bu şekilde. Hemen Burak Bey'e soralım. Maç hakkında ne düşünüyor? Burak Bey, ne düşünüyorsun maç hakkında? Peki, düşünceleri? Maç kardeşlik içinde geçsin. Ama kardeşlik geçsin ama sonuç kardeşlik gibi olmasın. Kazanalım. 3 puan bizde olsun. Hadi. Ne kardeşliği ya? Ben Rize'yle kardeş olacak adam mıyım kardeşim? Neyse, işin makarası bu da. O zaman sizi stadyuma ışınlıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Haydi. Şu anda üçlü çekiliyor ama biz daha giremedik içeri. İnanılmaz. Bu cuma günü maçlarının Allah belasını versin ya. Yani maalesef ki maç başladı. Yani ilk defa stada maç başlandıktan sonra giriyorum ya. İşte bu cuma günü maçlar olması bu böyle şeylere sebep oluyor. Kusura bakmayın, ilk dakikaları size çekemediğim için. Tribüne girdik. Biraz dakika geçti tabii ama. Kaç biter? 3-0. Hadi inşallah. Bugün güzel bir atmosfer olacak burada çünkü karşımızda Rize var. Hadi bakalım. Gol de erkenden gelsin. Gol! Taraftarım, bu taraftar şampiyonluk moduna girmiş taraftar diyorum. Haydi 90 dakikaya bunu yaymamız lazım. Icardi pembe saçlarıyla bugün gol atabilecek mi acaba, çok merak ediyorum. Yeni imajıyla Mauro Emanuel Icardi. Haydi oğlum, haydi atana. Ah be Mertu be. Ne oldu? İnşallah bir şey yoktur ya. Kaan Ayhan var ya. Sakat oynuyor ya. İnşallah bir problem olmaz ya. Kaan Ayhan taktı ama yürümekte zorlanıyor. Kaleci topu dışarıda aldı ya. Aferin sana be. Aferin size be.
kartla. Okoma canım ve yedek kulübümüzün büyük itirazı var. Pozisyonun kırmızı kart olduğuna dair. Bakalım VAR'dan bir uyarı gelecek mi? Pozisyondu biliyor musun? Bomboş bıraktık bir an. İyiyiz, güzeliz. 35. dakika. İlk yarıya belki 3'üne bile girebiliriz. Gayet iyi bir Galatasaray var. Diri bir Galatasaray var. Rizespor gayet iyi bir takım yani. Vallahi Leyla! Saldır Galatasaray! İşte bu. Atmosferi böyle özlüyoruz abi. Deneyeceğiz. Gerçek gollendiririz. Yok ya öyle gol. Çok güzel bir atlama.
mükemmel attı biliyor musun? Vallahi mükemmel vurdu. Yani çalışmışlar mı? Çalışmış. O kadar kişi arasından top nasıl bizden birine çarpmadı onu anlamadım yani. Vallahi mükemmel vurdu. Topu bir anda kalenin içinde gördüm yani. O kadar güzel vurdu. Hakkını vermek lazım. Gol yemeyeceğiz dedik, yedik abi. 150'lerde seviniyor deplasmanda. Seni sevdim bu dünyada. Haydi 3 gelsin 3. Nasıl girdi, nasıl? Nasıl girdi? Nasıl soktu öyle be? Kerem De Bruyne. Abi bu nasıl gol be? Abi top nasıl girdi ya? Abi mükemmel bir gol ya. Kerem dayı, dayımız bizim be. Göbekli diyenlere gelsin diyor, göbekli diyenlere. Mükemmel gol attı yani. Tekrar sarı bizlerin içi çektiğim golü. Öyle bir süzülme. Benim golü seçilir bu. Aa, ne yaptın? Bana göre sezonun gollerinin arasında girer ya. Kerem De Bruyne. KDB. Haydi. İkinci golü. Vallahi mükemmel attı ya. Ayağına sağlık ya. Haydi kör koşu. Güzel organizasyon ama sırrı gelmedi. Olsun haydi! Boğuldular resmen ha, boğuldular. Verere, la la la, gasa gasa cimbambam. Kaç 0 yenelim her maçı? 10-0 mı yenelim diyordu? Kaç 0 yenelim? 10-0 mı yenelim her maçı yani? Bir de güldürmesen a**a koyayım. Daha ilk yarı bitmeden 4 oldu 4. Bu sefer ben de katılıyorum. Haydi! Mükemmel vurdu abi. Mükemmel vurdu da. Ve ilk yarı sona eriyor. Galatasaray 4-1 önde giriyor ilk yarıya. Daha şimdiden kutlamalar başladı ama tam ciddiyet ikinci yarının sonunda artık yapacağız o kutlamaları. Ya bence gerçekten iyi oynayan bir Rize Spor'a karşı mükemmel bir performans göster. Demirbay maçın adamı. Abi attığımız gollerin neredeyse hepsi ceza sahası dışından geldi. Yani Torreira'nınki nereden de onu o kadar gol attık ki hatırlamıyoruz ya. Yani mükemmel goller bulduk. Helal olsun diyorum takımımıza. Çok konuşulacak bir şey yok. Çünkü gerçekten iyiyiz. İkinci yarıda da bu istekle, bu hırsla, bu azimle, bu güzel oyunla bence 5-6 yapabiliriz. İnşallah. Niye 6-7 atmayalım yani? Niye? O averaja ihtiyacımız var. Sen ne düşünüyorsun? Valla çok iyi oynuyoruz. Yani mücadele ediyoruz daha doğrusu. Kerem Demirbay mükemmel oynuyor. Yani geldiğinden beri en iyi maçını oynuyor Kerem Demirbay. Harika oynuyor. Devam. 3 demiştim ama herhalde 6-7 olacak yani. Arkadaşlar ikinci yere geçmeden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu güzel maçın atmosferine, şerefine en az 10.000 beğeni bekliyorum sizden. Abone olmayı da sakın unutmayın. İkinci yere geçiyoruz.
53. dakika şovu. Çaykur Rizespor'lu taraftarlar ışıklarını yakıyor. 53. dakika da. Haydi Zo! Haydi Zo! Hey! Kar! Başımın tacı, gözümün bebeği. Ben var ya ben. Deplasman yolunda, elimde sigara. Tek dilim. Hep kartana şampiyon. Adama çarpın mı girdi? He adama çarpın. 4-2. Dakika 60'da 4-2 yaptı Çaykur Rize. Bir biz atalım bir de kendi kalemize atalım 53. Çok iyi. Yanlış mıyım abi? Yanlışsın. Valla çok mantıklı değil mi? 5-3, 53 plaka olacak. %100 penaltı hem de. Her ihtimalle %90 penaltı. Mustera diyorlar lan. Ne Musterası abi? İkardasın İkard. Taraflar Mustera diye bağırıyor. Abi İkardasın ne Musterası? Durun ya. Aa! Ya oğlum ya. Hat-trick için bıraktı. Hat-trick için bıraktı. Ya. Saçmalık yaptı iş ya. Bırak İkardi alsın, moral bulsun birazcık ya. Göbekli diyenlere gelsin. Evet. Göbeği var diyenlere. Göbeği var. Göbek nerede? Mauro Icardi'de. Vay. Bence bir Icardi gelecek, rahat olun. Hadi Icardi gelsin be. Icardi gol atmıyor ama aşkın olayım söyleniyor yani. Bu da böyle bir Galatasaray klasiği oldu artık. Seven!
dönmem zamanı. Altıma her şeyim yerine sevemem, yerine sevemem. Razıyım yapayalnız tükensin yıllarım ama Galatasaray'a. Arkadaşlar, Brogba'ya verdim şu sahnede. Nasıl çekti? Yorumlara yazın. Merak ediyorum. Stres de yaptırdım bilerek. Bağırıyorum Icardi diye. Abi kameraman stresli dahi hem taraftarın destek çekecek, hem pozisyonu yakalayacak, her şeyi yakalayacak, golü yakalayacak, bağıracak, her şeyi yapacak. Olala! Kader de yıldız! Gönüller de ay! Şampiyonsun! Taraftarın atmosferini. Çok şükür ki bu sezonun en iyi iç saha atmosferini bugün yaşadık ve yaşattık 5 golle birlikte. Plaka diye yiyelim mi diyorsun? Bence son dakikaya kadar yemeyelim, kendi kalemize atalım. Abi daha cazimize. Ha doğru doğru tabii doğru. Aynen öyle işte. Plakadan daha önemli şeyler vardır. Mesela haberaj. Aferin. Koşuyor resmen.
mükemmel bir atmosfer. Şampiyon olacağının sinyalini artık veriyor. Bugün mükemmel bir akşam oldu. Haydi. Şampiyon! Nasıl ses çıkıyor be? Şampiyon! Şampiyon! Bir şeyler söyle, bir şeyler söyle. Samsun Terme'ye selamlar. Mükemmel bir ses çıkıyor kulübünden. Yani daha birkaç kez diyeyim. Şampiyonluk atmosferi budur. Yanlış mıyım? Doğru. Mükemmel bir atmosfer var. Ya, bu sezon hiç yapmadığımız kadar iyi bir bence tribün performansı vardı. Takımın da performansı geçirdi. Ne düşünüyorsun? Derbi ile beraber Galatasaray takımına inanmaya başladı. Mükemmel bir atmosfer var bugün. Sesinin kısıklığından da anlaşılıyor. Geçen seneki bu sezon. Tavşan, tavşan. Meksika'yı da yaptık. Daha ne kaldı baba? Kaldı mı bir şey ya? Daha bir şey kaldı mı? Japon istiyor musun abi?
diyor. Hala beğenmediyseniz beğenin abi. Aynen. Ya, ne yapalım ya? Ben. Abone ol, abone ol, abone ol. Sarı, kırmızı, şampiyon. Yedi. Asla yedi bitirdi. Başa gitti. Şenola, Şenola Cimbo, Şenola. Şenola Cimbo, Şenola. Uzun zamandır bu kadar şen olmamıştı galiba. Vallahi bak. Mükemmel, harbiden mükemmel. Korkar! Galatasaray 6-2 yeniyor Çaykur Rize'yi. Söyler dedi hiç sana layık düşer. Benden önce kutsak yüreğe. Biliyorsun sen de ince ince lan günleriye. Buralar sayende yok şikayet, gel bir seneye aşk yıldayım. Muazzam, muazzam. Uzun zamandır maç sonlarında görmediğimiz İkardi'de şu anda sahanın en ortasında takımla birlikte. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Valla şeyde sosyal medya yok, İkardi'de sıkıntı, Muslera'da sıkıntı. Kaos var. Ama bence asıl sıkıntı buralarında. Hocam hızlı bir maç sonu düşüncesi. Mükemmel bir oyun. Gerçekten inanan, isteyen, coşkulu, arzulu, iyi bir takım gördük bugün. Galatasaray inşallah ilerleyen haftalarda da böyle oynayarak şampiyon olacak. İnanıyoruz sonuna kadar. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar. Dayı aldı ultrason bayrağını. Abi ne söylenebilir? Bu video sadece bolca beğeni, bolca abone, bolca yorum istiyoruz. Atmosferi size umarım en iyi şekilde yansıtabilmişizdir. Mükemmeldir, performans mükemmeldir. Atmosfer mükemmeldir, oyun. Bu takım şampiyon olacak bu sene inşallah. Hadi bakalım. Sonraki maçlarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Yorumlara bekliyorum.